Kendisini diliyorum. Benden yana helal olsun. Bu süre zarfında çalıştığım belediye meclislerine de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu 5 yıl süreçte bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya isteyemeyerek bazılarınızın kalbini kırmış olabilirim. Hakkı bana geçmiş olabilir. Ben tüm beldenden hakkımı helal etmenizi istiyorum. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Sonra benim görevim sona eriyor. Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Bizden önce de görev yapan muhtarlarıma, ağzalarıma, Münir Başkan'a ve gelmiş geçmiş bütün meclis üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ama şunu demeden geçemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Kimsenin üzerine alınmasın. Bazı arkadaşlar çıkıp terzi alan son 20 yılın heba olduğunu söylüyorlar. Heba olmuştur diyorlar. 20 yıl hizmet yapmış onlarca insana bu hakarettir. Burada 20 yıldan beri belediye başkanları geldi geçti. Belediye meclisleri geldi geçti. Belediye personelleri geçti. Bunlar hiçbir şey yapmadı mı ya? Böyle bir şey söylenmez. Kimse bir daha böyle bir şey konuşmasın. Bunu kesinlikle katılmıyorum ve bunu terzi andaki çalışan herkese hakaret olarak kabul ediyorum. İyisiyle kötüsüyle. Bu insanlar terzi mı sattı ya? Nasıl çıkarsınız bu şekilde konuşursunuz? Terzi son 20 yılı iba olmuş. Kim iba etmiş? Böyle bir şey kimse konuşamaz. Burada herkes anlatılarıyla çalıştı. Her solunda baştan. Evet, ben onun sonra görev vereceğim kişiye ve ekibine daha şimdiden hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun ama derdimiz Terzan halkı olsun diyorum. Biz o onu demiş, bu bunu demiş, affedersiniz ama beni hiç ilgilendirmiyor. Biz tertemiz bir belediye bırakıyoruz, tertemiz. Su sorunu yok. Kanalın sorunu var mı? Kanalın sorunu atmayan bir ev var mı? Yok. Yol sorunu yok, araç sorunu yok, araç parkuru yenilenmiş bir belediye. Ve biz bunları yaparken hiç kredi kullanmadık. Hiç kullanmadık. Pardon. Otobüs alırken kullandık. 100 bin lira kredi kullandık ve ödedik. Biz bu işleri yaparken bir kuruş kredi kullanmadık. Evet. Ben gelecek olan başkana tekrar tebrik ediyorum. Ama aday arkadaşlara da bir tavsiyem olacak. Biraz tecrübe olalım. Biraz daha yumuşak lütfen. Biraz daha yumuşatalım havayı. Şu anda iş biraz sertleşiyor. İnsanlar birbirine kırıyor. Arkadaşlar, 31 Mart sabahı seçim yok. Bitti. 5 sene bir daha seçim yok. Hepimiz birbirimizin yüzüne bakacağız. Kavga yok. Yürültü yok. Biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz arkadaşız. Akrabayız. Başka terzi alan yok. Lütfen biraz yumuşak. Lütfen biraz yumuşak. Biraz bel altı vurmayalım. Bel altı vurmayalım. Sonra birbirimizin yüzüne bakacak yüzümüz kalsın. Bir masada oturup çay içemeyecek yüzümüz olsun. Lütfen biraz yumuşak. Biraz sakin. Lütfen. Şimdi aldı başını gidiyor mu sıcak su? Geldi sıcak su, gitti sıcak su, yok sıcak su, var sıcak su. Aslında bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyordum. Ama her şeyi noktasını vurgulayan yapıyorum. Eksiksiz, gediksiz. Kızan kızar, darılan darılır, gücenen gücenir.
Hiç umurumda bile değil. Bundan 4 sene önce Çanakkale'ye gidiyoruz. Sayın Abdurrahman Kuzun arabasıyla. O gün ilçe başkanı Sebahattin Güler. Beraber giderken dedi ki ben dedi bu termik santralin olduğu yerlerden bahsediyorum. Buralarda mücevher alanı alıyorum dedi. Ben de aynısı şöyle söyledim. Bak dedim başkan, Çanakkale yolundan sol taraf dedim bana ait. Bu tarafa dedim girme. O da bana dedi ki burada dedi belli bir kısım var dedi. Paşaköy'e ait olan hazine arası. Burasını ben almak zorundayım. Burayı dedi sanayi açacağım. Çanın gelişimini buraya açacağım dedi. Ben de dedim peki sadece Paşaköy'den alabilirsiniz. Ve şu anda orası alındı. Şu anda Çam Belediyesi burasını mücevherine aldı. Ve bundan sonraki küçük ve büyük sanayi oraya taşıyacak. Eyvallah. Fakat bundan 1,5-2 sene önce eski Bayındırlık Müdürü Uğur Bey beni aradı. Bardakçılar. Kızıl Elma. Bilerler. Söğütağ. Bu dört köyünde Çam Belediyesi'nin mücevher talebi olduğunu söyledi ve iş bitmek üzere dedi. İnanamadım tabii ki. Dedim olmaz böyle bir şey ya. Ve gittim Çanakkale'de buluştuk. Baktım gerçekten de öyle. Bardakçılar, Söğütağ, Kızıl Elma, Bilerler de Çam Belediyesi mücevher almak için girişimde bulunmuş. Ve son hatta gelmiş. Ben de tabii ki buna kayıtsız kalamam. Bu Çan'ın menfaatleri korumak için burada değil, durmuyoruz. Benim için önemli olan Teyze Ağa. Ve tabii ki memleketine, efendime söyleyeyim, il başkanını, Abdurrahman'ı, ilçe başkanını hepsini. Ve o gün bayağı bir karıştı orada. Sonra